كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Şeytan devam etti. Arkadaşlar, acayip bir soru geliyor şeytandan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şeytana sordu. Ebu Bekir için ne dersin? Şeytan dedi ki, o dedi, cahiliye zamanında bile bana itaat etmedi. Olaya bak ya. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin. Hazreti Ebu Bekir için diyor ki, o beni cahiliye döneminde bile dinlemedi. Şimdi ne dinleyecek? Peki diyor, Ömer için ne dersin? Ne diyor şeytan? Allah'a yemin ederim ki onu her gördüğüm yerde ondan kaçıyorum. Rabbim bize de nasip etsin. Amin. Amin. Şimdi gerçi şeytan bizi görünce de yol değiştiriyor. Niye? Zaten diyor, ben de aynı işleri yapıyorum. Bırakıyorum diyor, gitsin diyor. Git git koçum diyor, git. Yani başkası olsa önünü keser, günah sevk eder, şey yapar, hemen bir kandırayım der. Bizi bırakıyor zaten. Zaten diyor, bu bana çalışıyor. Yani FBI Mossad gibi. Bu bize, bizim adamımıza dokunmayın. Tabii diğer şeytanlar böyle, CIA dokunma diyor ona. FBI. Tabii bizimkiler de böyle, dokunma geçsin. Peki diyor, Osman için ne dersin? Hazreti Osman radıyallahu anh. Diyor ki, ondan diyor çok utanırım. Şeytan Hazreti Osman'dan utanıyor radıyallahu anh. Niye? Rahman'ın melekleri bile diyor ondan utanıyor diyor. Abicim ya, bu nasıl bir şeydir ya? Şeytan Hazreti Osman'dan utanıyor. Utanırken onu görünce haya ediyor böyle. Hani bir, hani bir bazen böyle öyle insanlar gelir karşınıza, böyle adamı görünce otomatik toparlanırsınız değil mi arkadaşlar? Böyle kişiler var etrafınızda. Var mı arkadaşlar? Yok mu hiç? Var hocam. Allah razı olsun. Hele şükür varmış ya. Yoksa yandık yani. Hazreti Osman radıyallahu anh, şeytan onu görünce diyor, ben diyor utanıyorum. Peki diyor, Ali için ne dersin? Diyor ki, onun elinden bir kurtulsam diyor. Ya diyor, ben onu bıraksam o beni bırakmıyor. Hazreti Ali'ye bak radıyallahu anh. Ya ben onu diyor bırakacağım diyor. Gitsin diyor, o beni bırakmıyor diyor ya. Allah Allah. Bunları duyunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sevindi. Sevindi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevindiğini gören şeytan. Daha önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şunu söyledi. Ümmetime saadet ihsan eden Allah Celle Celle hamdolsun. Bunu deyince şeytan biraz meydan okur gibi konuştu. Heyhat, ümmetin saadeti nerede? Ben belli bir vakte kadar müsaadeliyken nasıl saadet duyarsın? Ben onların damarlarında dolaşırım. Bak bak Allah aşkına. Ben onların tamamını azdırırım. Cahillerini, alimlerini hepsini azdırırım. Halis kullar müstesna. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sordu. Kimdir o halis kullar? Bakalım şeytan kime dokunamıyormuş. O kullar kimdir dedi. Şeytan dedi ki, bir kimse malı, parayı severse ihlaslı değildir. Allah Allah. Parayı, övülmeyi sevmeyen halis kuldur dedi şeytan. Parayı ve övülmeyi sevmeyen halis kuldur. Ben ona dokunamam. Mal sevgisi büyük günahların en büyüğüdür. Ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, bilmez misin? Benim 70 bin çocuğum vardır. Üf, şeytana bak. 70 bin çocuğum vardır diyor. Ve her birinin 70 bin çocuğu vardır. Şeytanın 70 bin çocuğu var ve her o 70 binin her bir tanesinin 70 bini var. Kaç yapıyor? 1 milyar 400 mü? 4 milyar 900 mü? 4 milyar 900 mü? Teşekkür ederim. Benim matematiğim kötü. Helal olsun. Neyse. 4 milyar 900 yani. Neyse ne ama. Yani. Bak, onların diyor kimini alimlere, kimini cahillere yollarım. Bir kısmını gençlere, bir kısmını şeyhlere, bir kısmını yaşlı kadınlara. Yaşlı kadınlara. Arkadaşlar,
Şeytanın silahları var. Şeytan insana bodozlama namazı bırak demez. Bak şeytan hiçbir adama direkt namazı bırak demez. Ne yapar? Geç kıldırır. Birazdan kılarsın kardeşim. Tamam sen Müslümansın, sen mübarek adamsın, takvallısın. Mübarek adam, tamam seni biliyoruz. Sen evliyaullahsın. Sana böyle vesveseler verir. 5 dakika bekle de ölmezsin de dur. Allah Allah. Ya şimdi hemen kılarsın, takvalı falan derler. Şeytan numarası bitmez. Tabii. Şeyhlere yollarım diyor. Yaşlı kadınlara yollarım. Arkadaşlar bu yaşlı kadınlara yollamaktan maksat insanlar yaşlılık zamanında maalesef toprak sevdası, genç kalma, genç görünme. Tabii bazı yaşlı kadınlar var. Kadın gelmiş 70 yaşına. Hani bunu şey için demiyorum kardeşim. Yani buruşmuşsun artık teyze. Teyze de olma, babaanne olmuşsun. Hala makyaj, ruj peşinde. Hala ben 18'liyim. Ben bilmem neyim. Hayır. Hayır. Allah rızası için. Etrafınıza varsa güzellikle uyarın. Yaşlılar özellikle dikkat etmesi lazım. Ya mübarek adam, mübarek kadın. Gözünü seveyim, yapma Allah aşkına. Senin ahirete yönelmen lazım. Sen giderek dünyaya tapmaya devam ediyorsun. Evet. Şeytan yaşları kandırır. Gençlik vesvesesi verir ona. Sana ölüm yakışmaz. Sen nasıl öleceksin? Sen zamanında neydin? Sen hala öylesin. Gibi vesveseler verir. Ve diyor ki bak gençlere gelince onlarla aramda hiçbir problem yok. Şeytan diyor. Gençlerle aramda hiçbir problem yok. İyi geçiniriz onlarla diyor. Gençlerle niye iyi geçiniyor şeytan arkadaşlar? Şu anda bak geçen hafta bahsettik. Sokaklardaki gençlerin ahval nedir? Deizm, ateizm gidiyor. Deizm, ateizm gidiyor. Rakamlar giderek fazlalaşıyor. Çocuklara gelince onlarla bizimkiler istediği gibi oynar. Kimisini abidlere yollarım. Abid, ibadet eden. Onlar onların yanına gider, halden hale sokarlar, haberleri bile olmaz. Ve iblis bundan sonra Bersisa kıssasını anlattı. Bersisa'yı biliyorsun değil mi arkadaşlar? Bir 10 kere anlatmışım herhalde. Bilmeyen varsa Bersisa'yı açın YouTube'dan izleyin. 200 senelik abid. 200 senelik abid ya. Cehennemin en ücra köşelerinde azaba düçar oldu. Abid işte budur. İbadet eden.